Evet arkadaşlar, bugün sufle yapacağız. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel bir sufle yapacağız. Depresyondaysanız, sevgilinizden ayrıldıysanız ya da işten çıkarıldıysanız, hastaysanız, moraliniz bozuksa, moralinizi yerine getirebilecek en güzel tatlı. Şimdi malzemelerimi en baştan size tanıtayım. Çünkü bu videoyu izledikten sonra bunu yapmaya başlamanız gerekiyor. Yani moraliniz bozuksa diyorum. 100 gram çikolatamız var. 30 gram unumuz var, 3 yumurtamız, üstünelemek için pudra şekerimiz, normal şekerimiz, kabı yağlayacağız ve ondan sonra üstüne şeker eleyeceğiz. Yaklaşık 30 gram şekerimiz, 25 gram kakaomuz ve 100 gram tereyağımız var. İlk olarak suflenin mantığı bana göre çikolata ve tereyağını eritmekle başlamaktır. Şimdi sufle yapmaya başlıyoruz. Kabımı alıyorum. Orta boy bir tencere ve borcam size yeterli olacaktır. Benmari usulü eriteceğiz. İçine biraz su koyuyorum. Ocağımızın altını açıp çikolata ve tereyağını kabımızın içine koyduğumuz zaman geri kalan işlemlere devam edebiliriz. Ama ilk etapta tabii ki en önemli olan bizim için şu an çikolata. Çikolatamızı döküyoruz ve 100 gram tereyağımızı dökeceğiz. Bir dakika. Evet, şu anda tereyağımızı ekliyoruz. Ve bu suyun buharıyla birlikte yanmadan çok güzel bir şekilde eriyecek. Ve bu erirken de biz bunun genel ana ürünlerini hazırlayacağız. Şimdi evinizde kitchenette olmayabilir, mutfak şefi de olmayabilir. Yani ikisi de aynı şey sonuçta ama. Böyle bir aletiniz yoksa derin bir kabın içinde mikserle birlikte yaptığım işlemleri tekrar ettiğiniz zaman çok basit ve pratik bir şekilde yapabileceksiniz. Evet, makinemizi açıyoruz. İçine 2 yumurta ve 1 yumurta sarısı koyacağız. Yumurtalarımızı güzel bir şekilde kırıyoruz. İçine kabuk düşürmemeye dikkat ediyoruz. Ve sarımızı ekliyoruz. Evet, sarımızı ayıkladık. Ve şimdi makinemizin içine atıyoruz. Yumurtayı da işimiz bitmiştir. Kabımızı arkaya kaldırıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yumurtayı kabartmamız gerekiyor ama yumurta tek başına çok iyi ve güzel bir şekilde kabarmıyor. Ondan dolayı yumurtayı şekerle birlikte kabartıyoruz. Yaklaşık 30-35 gram şekerimiz var ve içine ekliyoruz. İçine ekledikten sonra makinamızı çalıştırıyoruz ve yumurtayla şekeri kabarmaya bırakıyoruz. Evet, şu anda yumurtamız çok iyi bir şekilde kabardı. Sizin de gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Ve bundan sonra şimdi sırasıyla ürünlerimizi ekleyeceğiz yumurtaya. Ama ilk önce çikolatamız eridi ve çikolatayı karıştırmamız lazım. Çikolatayı karıştırıyoruz tereyağı ile birlikte. Çok güzel, homojen bir kıvam alacak. Can açıcı, iştah açıcı bir görüntü olacak. O yüzden diyorum, yani çikolata moral düzeltmenin en güzel kaynağı. Ve basit ve pratik tarif. Bunu ben evde yapamam, yok çikolata bulamam, unu bulamam, yumurta bulamam diyen bir insan olacağını düşünmüyorum ben. Yani bunu da diyorsanız artık yemek sepetini açın, birlikte gidin. Oradan sipariş verin. Çikolataya doyacağınız bir tarif olacak. Çikolatamız eridi. Çok da ısıtmamamız lazım. O yüzden alıyoruz. Burada devam ediyoruz karıştırmaya. Çünkü biz bunu orada karıştırdığımız sürece ısısı çok yükselecek. Ve bu ısının çok yükselmesi yumurtayla birlikte karıştırdığımız zaman, birleştirdiğimizde bize sıkıntı çıkartabilir. Ondan dolayı ideal. Çok fazla ısınmadan çikolatamızı karıştırıyoruz ve eritmeye devam ediyoruz. Çikolatamız gayet güzel eridi. Şimdi geldi kakaoyu içine eklemeye. Kakaoyu içine ekleyeceğiz. Kakaoyu içine eklerken de elememiz lazım, topak topak olmaması için. Bir yandan eleyeceğiz, bir yandan karıştıracağız. Normalde bunu yumurtanın içine de yapabilirsiniz ama ben bunu çikolatanın içine yapmayı tercih ediyorum. Böyle daha iyi şekilde birliktelik sağlıyor ve birleşiyor, homojen bir kıvam alıyor. Evet, ekledik. Şöyle bırakalım çünkü birazdan bir daha kullanacağız.
Evet, çikolatamız eridi. Şimdi önemli olan noktalar, bunu buradan çıkartıyoruz ve makinede devam etmiyoruz. Makinede devam edersek bu içindeki o pofuduk kıvam, makine o çırpma teli onu söndürüyor ve sıvı hale getiriyor. O yüzden şimdi çikolatamızı içine ekliyoruz. Unumuzu da eleyeceğiz. Hepsini birlikte karıştıracağız ve mükemmel bir kıvam alacak. Sonra da fırına vereceğiz. Evet, çikolatamızı döktük. Şimdi unumuzu eleyeceğiz ve unu da şimdi birazdan eliyoruz. Biraz önce kakao elediğimiz eleğimizi kullanıyoruz. Unumuzu da içine döküyoruz ve eliyoruz. Çok hızlı, pratik. Bitti bile yani. Hiçbir şey kalmadı. Hem sizi zorlamayacak, hem sizi sıkıntıya düşürmeyecek, başınızı ağrıtmayacak bir tatlı. Şimdi alttan üste doğru karıştırıyoruz ki o dediğim yumurtanın kabarıklığı sönmesin, gitmesin. Tüm olayımız bu. Sadece yumurta kabarık kalsın ve suflemiz kabarık bir şekilde olsun. Gayet pofuduk, homojenleştirmeye çalışıyoruz. 3-5 darbeden sonra da homojenleşmiş olacak ve istediğimiz kıvamı elde etmiş olacağız. Bunu çok farklı yönlerde yapanlar da var. Krema kullanan, süt kullanan, unu kavurduktan sonra muhallebi yapıp çikolataya ekleyen. Yani çok farklı sufle tarifleri görmüş olabilirsiniz. Ama benim öğrendiğim, benim bildiğim daha hızlı ve pratik tarif bu. Ondan dolayı sizlere bunu göstermek istedim. Ve emin olun yaptığınızda pişman olmayacaksınız ki şu görüntüyü görmeniz lazım. Evet, şimdi suflemiz hazır. Ama sufle hazır, neye koyacağız, ne yapacağız, nasıl koymamız gerekiyor ve neyi nasıl yaparsak iyi olur. Şimdi kaplarımız burada. Ama kaplarımıza direkt dökmüyoruz. Şimdi tereyağını ben eldiven kullanacağım. Siz fırçalama tekniğini kullanarak, yani evdeki bir fırçayla kapları yağlayabilirsiniz. Tereyağı alıyoruz. Her yerini, her noktasını yağlamamız lazım. Çünkü bu suflemizin kabarması noktasında etken olacak. Yağlarken de dikkat edin yani. Şimdi sen bunu güzel bir şekilde yağlamazsan ve etrafında boşluk bırakırsan istediğin sonucu elde edemezsin. Kap yağlamak deyip geçmeyelim. Bence önemli bir nokta. Kabımızı yağladıktan sonra yağlayıp bırakmıyoruz tabii ki. İçini şekerleyeceğiz. Şekeri de her noktasına yayacağız. Yaymamız gerekiyor. Şekeri şöyle içine döküyoruz bir parça ve döndüre döndüre pratik ve hızlı bir şekilde şekeri her tarafına yayıyoruz. Dökülen kısım elinize gelir bu şekilde. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten bir daha kullanacağız. Ondan dolayı birinci kabımız hazır. Diğer kaplarımızı da aynı şekilde şekerlemeye devam ediyoruz. Kaplarımızı şekerledik. Evet, çoğu işlemlerimizi hallettik. Şimdi sadece suflemizi kabımıza koyacağız ve fırına vereceğiz. Bu da çok basit. Bizim 2 dakikamızı alacak. 2 dakika içinde her şeyi yapacağız. Şimdi daha sağlıklı kaplara koyabilmemiz için benim her zaman kullandığım... Biraz yıkıldı ama kusura bakmayın. Evet, her zaman kullandığım sıkma torbası. Hem işinizi kolaylaştırıyor hem işinizin daha pratik ve temiz yapmanıza yardımcı oluyor. Sıkma torbamıza dolduruyoruz. Kıvamı görüyorsunuz. Mükemmel bir kıvam, istediğim kıvam. Ve sizin de böyle olması gerekiyor. Evet, şimdi sıkma torbamıza doldurduk. Ucunu bıçakla kesiyoruz ve kaplarımıza dolduruyoruz. İki küçük, iki büyük kap ayırdım. Küçüklerinden artarsa büyüğe doldururum diye. Gerçekten kıvamı harika oldu. Eminim ki yerken buram buram çikolatanın tadını alacaksınız. Normalde minik kaplarda olsa 4 porsiyon çıkıyor. Ama biz bir tane büyük yapalım dedik.
Hatta belki çok fazla çıkarsa 2'ye çıkarız dedik. Ama bizim için şu an 3 kap çıktı ve bizim için ideal. Evde yapmak istediğiniz zaman eğer 8 kişi 10 kişiye yapacaksanız bu ölçünün 2 katından faydalanabilirsiniz. Şimdi fırın tepsimizi alacağız ve fırın tepsimize suflelerimizi yerleştirip fırına vereceğiz. Evet, şimdi tarifimiz hazır elimizde. Fırınımız da ısındı. Şimdi fırına veriyoruz ve 8 dakika sonra bir çikolata bombası yiyeceğiz. Şöyle hemen koyuyoruz. Fırınımızın sıcaklığı kaçmadan kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 8 dakika, yani 6 ile 10 dakika arasında. Tabii ki sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çok fazla pişirseniz kek olur. Çok az da pişirmeyin. Şimdi bakacağız, kontrol edeceğiz ve çıktığında yine buradayız. Sufle nasıl? Manyak oldu, fena oldu. Böyle bir sufle yok. Ben bile şaşırdım nasıl kadar güzel oldu. Tamam, kayıda hazır mıyız? Kayıttayız. Kayıtta mıyız? İyi, güzel. Kayıttaymışız. Evet, şu an suflelerimiz oldu ve mükemmel kabardılar. Şimdi çıkartıyorum, siz de göreceksiniz. Sabırsızlıkla bekliyorum ve çıkartıyorum. Evet, suflelerimiz şu anda gördüğünüz gibi 2 kat oldu. Bir sufle de üstüne çıktı. Vallahi harika gözüküyor gerçekten. Görüyorsunuz. Şu anda tek yapmanız gereken, mutlu olmak için yapabileceğiniz tek şey üzerine pudra şekerlemek ve suflenin tadına bakmak. Minik dokunuşlarla pudra şekerimizi eliyoruz. Ve sufle sıcak yenir, fırından çıktığı gibi yiyeceksiniz ki o çikolatanın o güzel akışkan hazını alın. Ve gösteriyorum. Mükemmel kabardı ve içi de gayet akışkan ve lezzetli gözüküyor. Şimdi tadına bakalım. Ben MasterChef'te böyle sufle yapmadım. Vaktim olmadı, çabuk elendim. Ama gerçekten mükemmel yiyebileceğiniz bir sufle. Ve çok basit bir tarif verdim size. Hiç uğraştırmadan yaklaşık 10 dakika 15 dakika arasında malzemeleriniz hazır olduğunda yapabilirsiniz ve lezzetle yiyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.